Türkiye Peru'da düzenlenen 10. Dünya Tekvando Pumse Şampiyonası'nda toplamda 16 madalyayla Güney Kore'den hemen sonra ikinci oldu. Gerçekten büyük bir başarı. Göğsümüzü kabarttı arkadaşlarımız. Bu turnuvaya 55 ülkeden 760 sporcu katılmıştı ve arkadaşlarımız altın madalyalar, bronz madalyalar, gümüş madalyalarla kucak dolusu madalyayla ülkemize döndüler. Arkadaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Dünya şampiyonu arkadaşlarımız şu anda arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Mikrofon uzatmadan müzik yükselsin ve arkadaşlarımızdan bir gösteri alalım. Dağlı, Emirhan Muran çiftlerde Peru'da dünya birincisi oldular. Altın madalya kazandılar. Türkiye'mizin göğsünü kabarttılar. Kübra Dağlı ve Emirhan Muran dünya şampiyonu sporcularımız. Açıkçası ben çok etkilendim gerçekten. Evet, Kübra Dağlı var. İlk olarak yanımızda dünya şampiyonu Kübra Dağlı. Peru'da dünya şampiyonu oldunuz, ülkemizi temsil ettiniz. Nasıl bir duyguydu, ortam nasıldı? Biraz anlatır mısınız bize? Çok büyük bir duyguydu. Zaten her sabah antrenman yaparken o duyguyla kalkıp şampiyon olacağız diye. Allah izin verdi bize şampiyon. Bu şekilde çok mutluyum. Peki en önemlisi ne burada nokta? İnanmak mı? Biraz önce söylediğinizde inanacağız. Evet, kendimize inanmak en önemlisi. Biz her sabah dediğim gibi kalktığımız zaman birinci olacağız. O şekilde birinci olacağız diye kalkıyorduk. Antrenmana birinci olacağız diye gidiyorduk. Allah şükürler olsun. Zaten inandıktan ve çalıştıktan sonra da yapılmayacak şey yok değil mi? Peki kaç yaşında başladın tekvandoya? Ben 13 yaşında başladım. Babamın sayesinde, babam boks antrenörü. Amcam tekvando antrenörü. Zaten kendi kulübümüz var. O şekilde başladım. Daha sonra Özlem Hocam'la tanıştım. Bir şekilde ilerledi. Peki başladığın zaman hayalin miydi? Bir gün dünya şampiyonu olacağım diyor muydun? Evet, zaten hocamla birlikte bir hedef belirlemiştik. Dünya şampiyonuydu bu. Çünkü bizim için en iyisi ve dünya şampiyonuydu. Allah şükür bu yaşta nasip oldu. Çok mutluyum. Evet, 15 Temmuz demokrasi şehitlerine de orada bir mesaj göndermişsiniz. Neydi o mesaj? Evet, bu aldığım madalyayı 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize armağan ediyorum. Rahmetle ve minnetlanıyorum onlara. Evet, Kübra Onlar Dağlı. Onlar için savaştık. Evet, Kübra Dağlı Peru'da kazandığı dünya birinciliği madalyasını 15 Temmuz demokrasi şehitlerine armağan ediyor diyelim ve hemen Emirhan Muran'a geçelim. O da dünya şampiyonu. Türkiye'mizin göğsünü kabartan arkadaşlarımızdan Emirhan, nasıl bir duygu dünya şampiyonu olmak? Mükemmel bir duygu abi, anlatılmaz yani, o kadar güzel. Yaşanır diyorsun. Aynen. Çok güzel yani. İnşallah tekrar yaşamayı başarabiliriz. Yani. Peki neye borçlusun dünya şampiyonluğunu? Yani dünya şampiyonu olacağım, tamam bir hedef koydun. Neye borçlusun bunu? Çok çalışmaya ve antrenörlerimize. Yani nereden baksan günde 4-5 saat antrenman yapıyorduk. Her gün çift antrenman yapıyorduk. Bayramda eve bile gidemedim yani. Bayramda bile çalıştım. Bayramda bile mesai yaptım diyorsun. Aynen abi. Ama sonunda dünya şampiyonu oldu tabii ki. Kesinlikle yani. Peki yeni arkadaşlara ne tavsiye ediyorsun? Yani kendilerine hedef belirlesinler, hedefleri için çalışsınlar. Gerçekten başarı geliyor. Başarı ben geliyor. Ben spora başladığım ilk gün dünya şampiyonuna hedef koymuştum. 6 sene sonra ulaştım. Evet, 6 sene çalıştın, inandın ve sonunda hedefe ulaştın değil mi? Evet, sonunda. Peki tekrar Kübra'ya sormak istiyorum. Kübra, dünyada birçok ülkede özgürlüğün mevcut olduğunu söyleyen birçok ülkede başörtüsüyle ilgili bazı sıkıntılar var. Sen ise başörtüsüyle gittin, dünya birincisi oldun tekvandoda. Nasıl bir duygu, neler söylemek istersin? Çok güzel bir duygu. Zaten bir Türk olarak, Müslüman olarak bu şekilde herkese göstermemiz lazım zaten. Bana nasip oldu Allah'a şükür, herkes gördü zaten. Tekvando'da zaten herkes her şekilde yarışabiliyor başörtüsü konusunda. Çok rahatız tekvando'da.
Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun diyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız da bir tebrik mesajı gönderdi galiba, değil mi? Cumhurbaşkanımız tebrik mesajı gönderdi. Onlara çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Ayrıca Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin'e teşekkür ediyoruz. Evet, biz de çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür evet. Kübra ve evet, Kübra ve Emirhan dünya şampiyonu oldular. Türkiye'mizin göğsünü kabarttılar. Sadece bu iki arkadaşımız değil, burada görmüş olduğunuz küçük minik arkadaşlarımız hepsi dünya şampiyonu adayı, değil mi arkadaşlar? Evet, minik dünya şampiyonları da burada diyelim.